soru. Tek cevaptan herkese merhabalar. Bugün gene bomba gibi bir sorumuz var. Kısa sürdüğü zaman sizi en çok mutsuz eden şey nedir? Bakalım sizin cevabınız ne olacak? Abi günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyi. Bomba gibi diyeceksin. Öyle mi? Bomba gibi. Sonra patlarsak. Nedir abi ismi? Güner. Güner abicim, sana bir sorum var. Söyle. Dürüst cevap ver ama. Evet. Tamam, anlaştık? Anlaştık. Yaşa. Kısa sürdüğü zaman seni en çok mutsuz eden şey nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Uyku. Uyku. Evet. Güzel cevap. Sana göre Güner abi. Aynen. Seven uykuyu. Çok. Sevmen. Sevmen ya. Kısa sürdüğü için yani. Kısa sürdüğü için. Kısa sürdüğü zaman seni en çok mutsuz eder. Tabii. Ne aldın, dondurmacık? Evet. İşte onun hazzı da tabii kısa. Çok mersi Güner abi. Diyetteyim abi, diyetteyim. Çok mersi. Kilo verdimim kilo kilo abicim. Ayranmıyorum, ayranmıyorum, ayranmıyorum. İşte biz böyle dondurmaları bir müddet yemeyeceğim. Babam sabahlardan enerken hep kendimi böyle arkada uzun böyle eteği olan böyle işte bir böyle bir prenses edasıyla enermiş gibi hissederim. Adın nedir? Erbil. Erbil böyle tutarım adamı. Hiçbir yere kaçamak. Erbil kardeşim, sana bir sorum var. Buyurun, buyurun. Hazırsın? Hazırım. Ama dürüst olacaksın ha, öyle bana yan çizme. Tamam. Hazır? Hazır. Kısa sürdüğü zaman seni en çok mutsuz eden şey nedir? Ablacığım, kısa sürdüğü zaman seni en çok mutsuz eden şey nedir? Uyku. Ay kurban oldum. Ne? Çok seven uyuyasın. Çok uyku iyi değil abam. Ama haklısın. Haklı. Kısa sürdüğü zaman sizi en çok mutsuz eden şey nedir? Düşün bakayım. Ne bileyim işte uyku olabilir. Ne bileyim belki yemek yemek olabilir. Kısa sürdüğü zaman seni en çok mutsuz eden şey. Evet, uyku. Uyku olabilir. Problemi yaşıyorum. Çünkü maalesef bizim apartman, sorma Girhan'ı. Çok international bir apartman. Gürültü falan hiç eksik değil. Dedikodu sizde çoktur o zaman. Anlat bana abla. Dedikodu demeyin de yani maalesef acı gerçekler. Bütün... Sevgilileri... Canım bütün gece zaten yeme içme, içki fasılları bilmem ne. Yaşanacak apartman. Ben dırtıdım kurtu hiç eksik olmaz. Zaten biz yok olduk bunun için. Yani Kıbrıslılar parmağına gösterilir artık maalesef. Kaç kişiliktir apartman? 8 dairedir ama çok gürültü. Yani giren çıkan çok international bir apartman. Dediğim gibi. Vallahi eğlence bu ablanın apartmandaymış resmen. Ben aşağı yukarı mübalağası söylüyorum. Herhalde bir 16-17 sene var uyku problemi yaşıyorum. Sırf bu apartmandan dolayı? Evet, gürültülerden dolayı. Doktoru gezdim ama hiçbir çaresini bulamadım. Abla doktora ne gerek var? Apartmanı bırak başka yere taşın. Yürüme şuna, ev kendimin keşke kendimin olmasın. Kiraya başka yere, uykusuzluk daha zor. Evet, maalesef. Çok teşekkür. Yorgun yatar, yorgun kalkarım. Dediğin gibi. Maalesef böyle. Zor, zor. Bir dokunduk, bina işittik. Hadi kolay gelsin, iyi günler, sağ ol abla. Hasan abicim, şimdi sana bir sorum var. Dürüst cevap ver. Anlaştık? Tabii, elbette. Kısa sürdüğü zaman seni en çok mutsuz eden şey ne? Aşk. Bu kadar güzel bir cevap olamazdı. Aşk. Uzun da sürer ama kısa sürünce. Ben de hep kısa sürüyor. Sen de hep kısa, bekarsın. Evet. Hep kısa sürdü aşkların. Evet. Niçin sence? Bilemem. Allah Allah. Gerçek aşk olmadığı için olabilir. Belki aradığını bulamadın. Mümkündür, o da mümkün. Değil. Bak, Aşık Veysel'in şöyle bir bir sözü vardır. Aşk aslında ulaşamayınca, kavuşamayınca aşktır derler. Öyle mi sence? Nereden nereye girdik, duygusala bağladık. Ben o tecrübem yok, fikrim yok yani. Gece ama olabilir. Sanki tecrübelisin gibi gelir bana. Doğru şeyleri elde etmek biraz daha heyecan verici olur. Onun için tamamdır diyebilirim. Söyle değil. Sana dürüst bir şey soracağım. Kaç yaşındasın? 75. 75 yıllık ömrüne kaç kadın sığdırdın? Ama böyle yeni böyle bir geceliklerden bahsetmem. Böyle kaç kadına böyle gerçekten aşık oldun? Tamam, sana söyleyeyim dürüstçe. Dürüst.
platonikten başlayarak evliliklere kadar. Kaç tane evlendin? İki defa evlendim. Çok değil yahu. İyidir. İyidir ya, iki tane. Bir öyle 10-15 arası. Aman çok aman değil yani. 15 kez aşık oldun. Evet. Platonik olunca ne oldu? Söylemedin yani şu aşıktan. Platonik olunca işte bazı mantıksal değil de daha şey. Cinsel. Ten uyumu. O değil, o en son. Mızıla bak, bunda dürüst değil. Ten uyumu önemli değil mi aşkta? Tabii yani en sonunda varım o noktaya. Evet. Yani o denemeye gelmek için daha çok yollar kat edin. Hadi konuya gel sen de tek elde sor. Tamam sor işte. Ha, aşk dedin, cevabı verdin. Çak. Başka kalıyor. Günaydın. İsim ne? Sercan. Seni? Celal. Celal ve Sercan, size bombastik bir sorum var. Hazırsınız? Hazırım. Sen bir şarkıcıya benzen. Hangisine? Bilmem. Sefo ya. Yok ya. Lütfen abine bak. sorumu soruyorum ikinize de. Bana odaklanın. Kısa sürdüğü zaman mutsuz olduğunuz şey nedir? Daha normal düşün. Daha normal düşün. Bilmem artık. Normali, anormali. Yok. Söyleyin. Kısa sürdüğü zaman seni mutsuz eden şey nedir? Düşünüyorum. Ne var? Yani bence aklına ilk geleni söylemen lazım ama neyse. Tamam, lazım süresi. Sen? Düşünmem lazım. Düşündün yeter. Evet. Benim kadar dürüst olamadım. Aynen, çak. Sen süpersin. Nedir adın? Sercan. Sercan, seni hiç unutmayacağım. Adın nedir abi? Enver Altında. Enver abicim, sana mınzır bir sorum var. Evet. Hazırsın, birazcık evet, helelelim, gülelim diye. Evet. Kısa sürdüğü zaman seni en mutsuz eden şey nedir? Kısa, çünkü gülemiyorum ki. Mutsuz, her zaman mutsuzuz. Hiçbir şey kısa sürmüyor ki. Hep... Kısa sürdüğü zaman seni en mutsuz eden şey nedir? Hayat. 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 51 yaşındayım, hayata küsmüşüm. Allah uzun ömür versin. Sağ ol, teşekkür ederim. Antidepresan içeceğim senden sonra ha. Evet. Yapma böyle, bu kadar depresyona girme. Biz de psikolojimiz bozuk zaten. Öyle deme ya. Hayat her şeye rağmen yaşamaya da mücadele de değer. Değer evet, ama yine de çok zor. Hayat. Zor. 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 Coğrafyamız çok kötü durumlarda. Çok zor günlerden geçiyor. Evet. Devletimiz dersen bizlere hiç bakmıyor. Zam üstüne zam. Bugünkü aldığımızı yarın sabahleyin daha farklı fiyatlar alıyoruz. Nasıl antidepresyon yaşamayalım ki? O zaman kısa sürdüğü zaman bizi en mutsuz eden şeye cevabımız maaşlar olabilir mi? Zaten ondan yana sıkıntımız her zaman var. Ben özel bir şirkette çalışıyorum. 29 yıldır aynı şirkette çalışıyorum. Aynı sıkıntıları çekiyorum. Evet, düşün. Evet. Sen bile. Ben bile çekiyorum. Bu memlekete 1995'te geldim. Geldiğim günlerde hayat daha güzeldi. Şimdi evet, daha da kötü. Bittik abi. Bittik. Bir ekmeği alıyoruz sabahtan 15 lira. Ertesi gün varmışız. Olmuş 20 lira. 20 lira. Evet. Bir şey sorayım. Buyurun. Herhangi bir psikiyatr tanıdığın var mı benim için? Çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak abi. Aldın bulumcuğu da vallahi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Nedir adın? Yılmaz. Yılmaz abi nerelisin? Adanalıyım. Adanalıyık. Allah'ın adamıyık be. Müzik? Söz yazarıyım. Ya mesela bir tane? Sahne yapardım. Şu an değil. Şu an değil. Abi sana bir sorum var. Dürüst cevap ver ama tamam. Böyle bazen böyle birazcık sorucuklar sorarken insanlar gülsün diye. Evet. İzlen bizi. Evet. İnanmıyorum be. Çak da yapacaktık ama yapamayacak şimdi. Neden? Tarzımdı. Şimdi sana sorumu soruyorum. Kısa sürdüğü zaman seni en mutsuz eden şey nedir? Nedir abi? Şimdi... Dürüstçe cevap ver. Senin için nedir? Nedir? Benim için. Senin için. Kısa sürdüğü zaman seni en mutsuz eden şey nedir? Çok güzel bir soru ya. Evet. Nedir abi? Ben taktım gözlüklerimi. Sen şimdi... Şimdi buna cevap verilir mi? Verilir abi. Bu şekilde değil. Ben anladım. Siz anladınız mı de? Siz anladınız mı? Sorumu soruyorum. Sor. Adın ne? İsa. Yalan. Doğru söyle. Tabii ki. Jesus.
Kod adın İsa. Kod adım var. Nedir? Muhtar. Herkes muhtar. Bilir. Allah Allah. Gerçek muhtar değilim ama muhtarım. Nerenin muhtarısın? Nasıl diyeyim sana? Yani kod adım muhtar işte ya. Herkes Allah bilir. Allah. Herkes Allah Allah. Tabii ki. İyi bakayım, sana bir sorum var. Sorun. Kısa sürdüğü zaman seni en mutsuz eden şey ne? Seks. Kısa sürdüğü zaman seni mutsuz eder. Mutsuz eder. Ben uzun sürmesini izlerim. İsterim. Büyük fantaziler oluşmasını isterim. Ha, anladım. Fantazi olmazsa olmaz. Olur. İnsanlar niye çekiniyor bunu konuşmaktan? Anlamadım gitti. Herkesin yaptığı demek bir şey. Yani anladın. Bunun bir ayıbı yok ki. Bir de ben onu anlamadım. Herkes ayıp. Böyle üzülür. Abi ayıp utanılacak dedi. Bir şeyse niçin sen yapan? Dediğin şey sana kötülük yaparsam ayıp. Doğru. Ayıp yok ya. Herkes yapar. Evet. Amca da yapar. Amca ama konuşamadı. Tıkandı amca, tıkandı. Utanmanıza gerek yoktur arkadaşlar. Ya söylerim ben her şeyi. Daha bir sürü şeyler var ya. Ama senin için bu kısa sürerse çok büyük sıkıntı. Evet yani. Sıkıntı. Üzülüyor. Her iki taraf için de. Bence de. Kapılarım her iki taraf için de. Bizi izlen. Tabii ki. Sorular mı? Nasıl bulur? Süper. Ama karşımda donup kalıyorlar, konuşamıyorlar. Niye donuyorlar onu anlamadım. Ben de anlamadım. Hayır şey diye sorayım. Çok hanımefendi gibi durup böyle nasıl bu kadın böyle bir soru sorar falan diye düşündü herhalde. Ama yok ki her tarafa çekebilirsin. Türkçe geniş açılıdır. Aynen öyle. Aynen. Soruyu her tarafa çekebilirsin. Bizi izlemeye devam et o zaman. Çak. Herkese de tavsiye ediyorum. Yaşa. Hadi Mesut'cum. Bomba gibi bir soruyla finalimizi yaptık. Tek soru, tek cevap da bu hafta. Kısa sürdüğü zaman sizi en çok mutsuz eden şey ne diye sorduk. Çok enteresan cevaplar aldık. Umarım beğenmişsinizdir. Bu ve bunun gibi videolar için kanalımızı takip etmeyi sakın unutmayın. 4 mevsim kullanabileceğiniz güneş gözlükleri en tarz ve en yeni modelleriyle Akayoptik'te. Güneş gözlüğünde Gucci, Ray-Ban, Prada, Miu Miu ve birçok dünya markasını bir arada bulabileceğiniz Akayoptik'te yepyeni modeller sizleri bekliyor. İngiltere Gözlükçülük Bölümünden mezun direktörlerimizle Optik Gözlük'te size en uygun ve en hızlı hizmeti de vermeye devam ediyoruz. Akayoptik, Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi karşısı Lefkoşa'da.